24 Mayıs, 30 Mayıs. Değerli izleyicilerim, sizin rüyalarınızı yorumluyorum. Elif Rabia Töker. Abla, ben 2 yıldır sürekli zorla sevmediğim biriyle evlendirildiğimi görüyorum. Teyzemden hep yardım istiyorum. O şekilde istemediklerimi evlenmiyorum. Hatta bir kere babam da derin bir oh çekiyor, ucuz kurtulduk diyor. Çok yakında bir zamanda evli olduğumu, yatak odamın balkonunda oturduğu, camdan dışarı seyrettiğimi görüyorum. Ve o sırada içeri kocam giriyor. Ben yüzünü hiç görmüyorum. Aşırı derecede güzel koku yayılıyor. O güzel ki o koku yanımda oturunca kolunu uzatıyor. Ben de o koku neden geliyor diye kokluyorum. Sonra koku bilmem ne. Amber miskember rüyanın üstünde miskember kokmuş. Hala koku burnumda, asla unutamıyorum. Rüyan sabit. Ve ailenizde bir ev almak, ilişkinizle alakalı problemle gidiyorsa çok güzel huzura ereceğiniz, uzun süredir hak ettiğiniz ve dini olarak kendini çok mutlu ve huzurlu hissediyorsun. İnançlarını güçlendirmen lazım. Bir hayır yapmanı istiyorum. Rızkın üzerinde bazı kısmetsizliklerin var ama miskember kokusu almışsın. Bu çok güzel bir şey. Evinize çocuk muradı. Hatta kız çocuk muradı var ve bu çocuktan sonra sizin hayatınızda eksik olan yarımlıklar tamamlanacak. Eğer evliysen evliliğinde muhteşem güzel. Bekarsan evlilik yapacağım ve çok güzel dini inancı, kalbi temiz olan ve durumu çok iyi bir insanla evleneceksin. Babanı oh çekiyor kurtulduk diyor. Babanın bir sağlık problemi olabilir. Teyzen ve annen arasında bir miras gündemi olabilir. Bununla ilgili sıkıntı yaşayabilir. Huzursuz olabilirsiniz. Dikkat diyorum. Yasemin Engin. Emine abla, rüyamda muhabbet kuşu gördüm. Eve girdi ve omzuma kondu. Ben de onu sevdim. Ne anlamı? Kuş berekettir. Özellikle yarım olan, bir türlü tamamlanmayan ve özel hayatınla ilgili eksiklikler yaşadığın noktada çok güzel bir aydınlığa ve doğru yolu bulmayı temsil eder. Özellikle omzunuza konuyorsa, omuzla alakalı ailede sıkıntılar varsa aydın. İş kapısı ile ilgili beklenmedik güzel bir oluşum. Eğer üniversitede kendi kariyerinle ilgili eğitim yapmak istiyorsan fırsatların var. Bu fırsatlar sana çok güzel kapılar aydınlığa atacak. Bunları değerlendirmen lazım. Alo, Sarvatov. Merhaba Emine Hanım. Rüyada sokak yerde yatmak acaba ne demek? Sokakta yatıyorsanız çevrenizdeki insanların tarafından dedikoduya sizi çekemeyen insanlar ve bir türlü hayatınızla alakalı oturtamadığınız ve hep tam toparlanıyorum derken insanların enerjisiyle yarım kalıyor olabilirsiniz. Bir sadaka verirseniz bu yarımlığınız biter. Hatice Yıldırım. Emine abla, uzun bir saç sanki çıt çıtlar ya da onun gibi saçın uçları acılı yapılmış bir renk olsa o saçın niye böyle olmuş diyorum ve uçlarının kötü olan yerlerini kopuyor. Hatice Yıldırım, eğer saçlarınız çok şuralardaysa ailevi sıkıntılarınız var. Eğer uçları kırılıyorsa ailevi sıkıntılarınızın biteceği ve büyük sıkıntılardan kurtulacağınız gözüküyor. O saçlar seninse işinle alakalı ya da kariyerinle alakalı eksik olan ya da eğitiminle eksik olan noktaları tamamlayacağını gözüküyor ama sen gereksiz inatçı bir yapıya sahipsin. En ufacık şeyde sinirlenen bir yapıya sahipsin. Psikolojini düzeltmeni uygun görüyorum. Dilek Köse, abla, denizde 2 vatoz ve bu büyük balık ile yüzüyordum. Elimde ekmek kesme makinesi, sırayla ekmek doğruyorum ve kız delik Dilek Köse, ailenize büyük miras ya da sen yapacağın büyük bir işte büyük kazanç, hayatınla alakalı eksik giden her şeyi iyileştirme. Yani ne istiyorsan Allah katında bolluk, hem bu dünyada hem öbür dünyada çok güzel aydınlanmaların var. Bu aydınlanmaları doğru yaptığında muhteşem kapıların hayatına geçiş sağlayacak. Mine Avcı. Rahmetli annem ile babamı gördüm. Evimizde babamın yüzük parmağı, orta parmağı kırılmış, annem yaptı diyor. Alçı almışlar. Sonra annemin iki aldır kanaması, rahim kanseri olmuş diyor. Uyandım. Hayır olsun inşallah. Yine avcacığım, zaten aile genetiğinizde kanser olabilir. Bazı genetik noktaları rahimle alakalı noktalarınıza dikkat edeceğin. Yani bu kardeşiniz, siz, yani bu kişiler rahimle alakalı noktalara dikkat etmesi lazım. Ölmüş demek diri haberi. Kardeşiniz evli olabilir, torununuz varsa torununuz çocuk sahibi olabilir ya da siz bekarsanız evlilik yapacağınız gözüküyor.
Ama şöyle bir sorun var. Yüzük parmağı ve orta parmağı kırılıyorsa birinin evliliğinde sorun var. Birinin de kemiklerle alakalı sağlık problemi var. Ama her zaman ölmüş biri iyi. Çocuk sevinci mutluluk getirir. O yüzden her zaman yeni şeylere açık olmak lazım. İşte haksızlığa uğruyorsanız büyük bir aydınlanma söz konusu olacak. Aleyhine ÇÇKÇİ. Aleyhine çiçekçi. 21 yaşındayım. Dün gece rüyamda kocamın bir dağda bir dalga gördüm. Dalga geldikten sonra suyun altına girdim ve çıktım. Dün gece rüyamda kocaman bir dalga. Sıkıntılı ve duygusal hayatınla ilgili yaşadığın sıkıntıların var. Psikolojik olarak da çok yorgunsun ve maddi olarak da bazı pürüzlerin var. Ama dalga gelmesi ve suyun altından çıktığınızı görmek sıkıntıların hepsini geride tutup büyük bir aydınlanmaya kavuşacağın demektir. Evet, her hafta burada rüyalarınızı yorumlayacağım. Bu videonun altına rüyalarınızı yazın. Her hafta rüyalarınızı isimlerinizle, özellikle yaşınızı da yazın. Yani doğum tarihinizi ya da yaşınızı yazarsanız her hafta koyduğunuz videonun altındaki rüyaları yorumlayacağım. Sevgiyle kalın, umutla kalın, Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun.